Adım Gerard Green, saat tamircisiyim. 1960 yılından beri bu işi yapıyorum. 1988'den bu yana da Kronhuspodendeyim. Burada gördüğünüz tüm saatler tamir için bekliyor. Ben saat satmıyorum. Sadece tamir ediyorum. Tamir edilmeleri birkaç ayı bulduğu için onları dükkanıma asıyorum. Küçükken mekanikle uğraşmayı çok severdim. Oyuncaklarımı söküp takardım. Bu tür altın saatler pek çok İsveçlinin evinde var. Fransız saati sanılıyor ama aslında 1700'lü yılların Fransız tarzından esinlenerek yapılmış İsveç saatleri. 1940'larda bu tip saatler genellikle düğün hediyesi olarak verilirdi. Benim en çok ilgimi çeken saat işte bu. 1700'lü yıllardan kalma bir yer saati. Bu tür saatler çok kişiseldir. Başlarından birçok şey geçmiştir. Bu saate birçok zanaatkar eli değmiş. Üzerinde rastgele bir paraf var. Saat 1760 yılında yapılmış. Köşelerindeki bu işaretlerse dört mevsimi simgeliyor. İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış. Buraya hayranlık duyduğum çok eski sanat eserleri de geliyor. 1700 ve 1800'lerde zanaatkarlar onları yaparken ne uygun ışık vardı ne de çok kapsamlı aletler. İsterseniz şimdi de size nasıl saat tamir ettiğimi göstereyim. Bu tür eski saatleri tamir ederken yedek parça bulmak zor. Ya o parçayı tekrar üreteceksiniz ya da o tür eski parçaları bulup kullanacaksınız. Burada gördüğünüz 1700'lerden kalma bir yer saati. Saatin ara çarkının dişlileri oldukça yıpranmış. Çark milyonlarca kez döndüğü için dişlilerin yıpranması son derece olağan. İşte bu yüzden ben de yıpranan yerleri düzeltmek için zımparalıyorum. Tek bir İsveç malı makinem var. Diğerleri İsviçre yapımı. Saat söz konusu olduğunda bu da gayet doğal. Saat yapımında birçok zanaatkarın emeği olduğu için ben de özen gösteriyorum. Zor şartlarda çalışıp iyi bir iş çıkaran zanaatkarın eserini bozmamaya gayret ediyorum.